burası abi. Caddeye yakın, arka taraf duraklar falan. Burası 100 metrekare gelmez beyiz. Nasıl gelmez ya? Basmaya gelmez. Bak, 1, 2, 3. Ne yapıyorsun? Adımlıyorum. Bak sırf burası 50 metrekare, daha bir de arka tarafı var buranın. Yok yahu, öyle garantin iş olur mu? Dur şu metreyi adam gibi ölçelim bakalım buraya ne geliyormuş. Ooo, tedarikli geldim diyorsun he. Mal alıyoruz aslanım. Öyle kapalı gözle olmaz o iş. Doğru diyorum, ver. Destur! Görünen o ki edep, adab, ahlak gibi konulardan haberiniz yok sizin. O ne demekmiş ya? Mekanıma izinsiz giriyorsunuz. Allah'ın selamını verin önce. Sonra sorun ben müsait miyim diye. Öyle elinizle metre açıp ölçüm yapamazsınız. Bal gibi yaparız kardeş. Hani bu dükkan teknik olarak bana ait ya. Değil. Bize ay sonuna kadar mühlet verdi. Ben satışımı ona göre yapıyorum. Paramı ona göre biriktiriyorum. Ay sonunda paranı alamazsan senin olur. İyisi. Ne diyor bu adam? Ağzı var ya abi. Konuşuyor. Birader. Ben size insanlık yaptım, mühlet tanıdım, zaman verdim diye siz böyle benim başıma ağ mı kesileceksiniz ya? Hı? Böyle aklına geleni söyleyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekir, dün gece yine aynı şey oldu. Ne oldu dede? Sen dükkanı kapattın gittin, ışıklar kendi kendine yandı. Ne diyorsun dede? Sorma. Müzik sesi bir açılıyor, bir kapanıyor. Işıklar geliyor, gidiyor. Ocakta çay kaynıyor gibi oluyor. Ne diyorsunuz beyefendi? İyi saatte olsunlar diyorum beyefendi. Anam! Beysi, yoksa sen onunla mı satıyorsun burayı? Yok ya, ne alakası var? Bakın bakın. Duydunuz mu sesi? Yok. Aa, bak bak. Duymuyor musun sesi? Yok. Ver! Allah! Bismillah! Allah! 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 Bravo! Tebrikler! Maşallah be sana! Şu yaşında girdiğin hallere, yaptığın numaralara bak be! Ne oldu? Ne geçti elinize? Hadi korkuttun, kaçırdın adamı. Ne oldu? Anlaşılan siz iyi niyetten anlamayacaksınız ha? Sen git önce bu işin usulünü öğren. Biz iyi niyetli olmasak satışına izin vermeyiz. Ama hakkın olduğu için sesimizi çıkartamıyoruz. Hay hay. Ben gideyim önce bu işin bir usulünü öğreneyim, bakayım neymiş. Usulüne göre hareket edeyim. Çok yakında anlaşılan sizinle başka bir dilden konuşacağız. Keşke böyle yapmasaydık dede. Böyle kumaşa, böyle makas. Öyle de, böyle sıcağa kar dayanmaz. Önünde sonunda satacağız zaten dükkanı. Yani, borç bizim borcumuz. Dükkan veysinin. Borç bizim borcumuz. İnkar etmedik ki. Ama adab da bizim adabımız. Edep de bizim edebimiz. Ha, söz de onun sözü. Sözünde durmayı öğrensin. On dört tane ekiniz hazır. Başka isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Rica ederim. Kızım, sen Hicret Hanım'ın geliniydin değil mi? Evet. Geçen gün de görmüştüm sizi burada. Bir sürü ip almıştınız. Şimdi de bir sürü ip aldın. Merak ettim, ne örüyorsun? Biz kıraathanede satmak için örüyoruz da, lif, patik falan. Kıraathanede mi? Neden? Duymadın mı sen Avva teyze? Yoo, neyi? Bekir, ben gidiyorum. Teravih vaktinde camide görüşürüz inşallah. Nereye gidiyorsun dede iki gündür? Bir çıkıyorsun yoksun ortalıkta. İşim var. İftara yetiş bari. Orucunu nerede açıyorsun? Rabbim veriyor rızkımızı. Ha orada, ha burada. Şu işi halletmeden rahat yok bana. Teravihte görüşürüz. Demek sen de öğretmenlik okudun Bekir gibi. Evet. Ama bir sağlık sorunu yaşadım. Onun için de hazırlanıp KPSS'ye giremedim. Çok geçmiş olsun.
Rabbim tüm hastalara şifa versin. Amin. Şimdi iyisin değil mi kızım? İyiyim çok şükür. Sorması ayıp. Neydi hastalığın? Bana göğüs kanseri teşhisi konmuştu. Ama Allah'tan ben erken fark ettim. Bu gibi hastalıklarda erken teşhis çok önemli oluyor. Bütün kadınların da buna dikkat etmesi lazım. Doğru, doğru. Kızım, sen ver o yumakları bana. Ben de patik örmeye başlayayım. Elimden ancak bu gelir. Yok, size zahmet olmasın. Ne zahmeti kızım? Keşke daha fazlasını yapabilsem. Hicret Hanım benim ahiretliğimdir. Biz birbirimize destek olmayacağız da kim olacak? Allah razı olsun. Cümlemizden. Okuma yazmam yok. Elimden ancak bu kadarı geliyor. Keşke daha fazlasını yapabilsem. İster miydiniz okuma yazmayı bilmeyi? İstemem mi? Bayılırım menkıbelere. Ama torunumun gönlü olacak da bana okuyacak. Kendim okuyabilsem ne güzel olurdu. Olur tabii ya. Dayıcığım, hayırlı akşamlar. Sana da evlat. 2-3 gündür burada görüyorsun beni. Evet. Sağlam pabuç muyum, merak ettin. Estağfurullah, öyle demeyelim de görev icabı. Doğru. İşini yapacaksın tabii. İsmim Tekin. Kimseyle bir derdim yok. Korkarım Rabbimin yarattığı bir karıncayı dahi incitmekten. Elimden, belimden, dilimden... Kimseye zarar gelsin istemem. Kısacası gönlünü ferah tut. Zarar gelmez benden. Peki burada ne arıyorsun? Ahde vefa duygusunu arıyorum. Var bir beklediğim işte. Neyi bekliyorsun? Aziz Allah. Dayıcım dur. Dur oğlum dur. Çok şükür bugün de iftar ettik. Buyur oğlum, orucunu aç. Allah kabul etsin. Amin. Neyi beklediğime gelince, insanlara güvendiğimiz o günleri bekliyorum. Kılığına, kıyafetine göre değerlendirmediğimiz... Kabuğunu değil de özünü gördüğümüz o günleri. Nasıl? Yaşlı başlı, görünüşüne bakarsak gariban bir dede. Gösterişli cam binamızın önünde dikiliyor günlerce. Üstelik elini de cebine atıyor tekinsizce. Aman felaket, hemen önlem almalı. Dayıcığım. Bak şu adama, geldiğinden beri volta atıyor burada. Ama onun şık bir takım elbisesi var. Kolunda afili bir saat. Ne bekliyor? Kimi bekliyor? Yanına gidip sorma gereği duydun mu? Bir şey... Kendi kendine konuşması da cabası. Ya ama kulaklığı vardır onun. Onunla konuşuyordur. Gördün mü? Jelatini sağlamsa hayra yoruyorsun. Değilse şerre. Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun. Zahmet etmeseydin bu kadar. Onca işin arasında... Gider yerdik Selim abinin dükkanında. Olur mu öyle şey Bekir? Ne zahmeti? Komşu annemi iftara çağırınca oraya gitti. Sen de çocukla dersim geç biter yetişemem deyince... ...ben de Allah ne verdiyse hazırladım işte. Hem benim seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Hayırdır inşallah? Hayır hayır. Ben bugün Havva teyzeyle tanıştım. Onunla konuşurken laf lafı açtı. O da dedi ki benim okumam yok. Eğer okumam olsaydı menkıbeleri okurdum. Çok güzel olurdu. Hanım çıkar ağzından şu baklayı. Ben de dedim ki acaba burada ona okuma yazma dersi mi versem? Ne güzel bir fikir Elif. Harika olur. Baba! Ne oldu oğlum?
Benim beyaz kazağı da mı koydun kutuya? Beyaz kaza? 6 yıldır giymedin kazağımı. Ha o, o güzel kazaktı ya. Niye oğlum? Ha? Bir 6 yıl daha giymeyesin. Öyle köşede durup heba olsun diye mi? Baba güzel kazaktı o ya. Ben onu giyecektim yani bugün yarın giyerdim. Ya askerden geldiğinden beri giymiyorsun. Yepyeni kazak daha 2-3 kere anca giydin. Öyle köşede duruyor. Ne oldu yani şimdi kermeste satılsın deyince mi kıymete bindi? Tamam baba tamam. Hem bir ihtiyaç sahibine gidecek parası kıraathaneye bağışlanacak, tasarruf olacak. Sonra sıfır atık kuralları çerçevesinde çok önemli bir adım atıyoruz. Yani sen bu cümleyi 6 kere falan kurduğun için ezberledim. Allah Allah. Kurana değil kurdurana bak. Sen bir seferde anladın da ben mi ısrar ettim 6'da? Ha? Hadi yürü hadi hadi. Ben gideyim artık Bekir. Hadi hanım selametle. Görüşürüz. Baba nasıl olacak bu işler? Kalkabilecek miyiz altından? Gel oğlum gel. Geldim baba geldim. Getir bakalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekir oğlum bunları nereye koyalım? Ne abi onlar? E bizim kıyafetler. Abi gardırobunuza koyun. Biz genellikle öyle yapıyoruz. Ya Bekir'cim oradan çıkarttık zaten. Bunca yolu getirdik. Babam da bana ağırını vermiş. Şuraya bir yere koyalım işte ya. Koy işte oğlum şöyle koy. Koyun da zor olmayacak mı? Oğlum niye zor olsun? Yani her gün kıyafet değiştirmek için buraya gidip gelmeniz. Bekir. Oğlum makara mı yapıyorsun sen bizimle? Abi şu işin bir aslı aslarını anlatsanıza bana. Ya işte Selim abin anlatmadı mı? Neyi? Oğlum kermesi. Ne kermesi? Oğlum. Kıraathanenin dayanışma kermesi. Ya yarın burada kermes yapacağız. Bütün Vefa Sokağı söyledik. Artık herkes kullanmadığı temiz, bakımlı eşyalarını getirecek. Kermes yapacağız ya. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Ya aşk olsun oğlum. Yani ya, laf mı bu da şimdi? Vallahi ağlıyor baba ya. Tamam tamam ağlama ağlama Bekir'cim. Vallahi ben bu kıyafetleri o kadar çok sevmiyordum. Sen ağlama yeter. Ya oğlum ona mı ağlıyor? Duygulandı çocuk. Ya baba biliyorum latife yapıyorum işte. Ha şöyle Bekir'im ya gülsün yüzün. İnadına güleceğiz öyle kendimizi koyvermek yok. Azimle çalışacağız Allah'ın izniyle kıraathanemizi kurtaracağız. İnşallah inşallah. Vay be kardeşim benim ya.